أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله مما استعاذ به محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما يتقى ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkhı Ekber'in keşif notlarından vermeye devam ediyoruz. Kul eğer hayır yapmak isterse, Allah Teala onun için hayır yapma gücünü yaratır. Kötülük yapmak isterse, Allahu Teala ona verdiği gücü kudreti o kul kötülükte kullanır. Kulda kötülük işini yapma kudretini yaratır. Hayır yapmak üzere kula verdiği gücü, Cenab-ı Allah kötülük yapacağı zaman elinden almaz. Yani insanlara güç vermiş, iyilik yapsınlar diye. O birisi iyilikte kullanıyor, ama öbürü kötülükte kullanıyor o gücünü. Evet efendiler, hayır yapmak üzere kula verdiği gücü Cenab-ı Allah kötülük yapacağı zaman elinden almaz. Bu güç kendinden ayrılmaz bir güçtür. Cenab-ı Hak insanlara bu gücü vermiş, iyilik yapsınlar, imtihanı kazansınlar, benim lütfuma, keremime, fazlıma mazhar olsunlar diye. Ama kişi o gücü kötüye kullanıyor. Kötüye kullandığı için de işte kötülük kazanırken onun içinde kazandığı yaratılıyor ona. Bu tür insanlar gerçekleri inkar tarikiyle dinliyorlar. Allah'ın insanlar üzerinde yoluna gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etme hakkı vardır. Bakın burada da bir güçten bahsediliyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, yani diyor, güç ile kul iyilik de kötülük de yapabilir. Aslında güç, kuvvet, hepsi akıl, irade, özgürlük. İyilik yapsınlar, imtihanı kazansınlar diye verilmiş idi. Ama kul bunu kötüye kullanıyor. İmtihan alemi olduğu için herkesin kazancı yaratılıyor, karşılığı veriliyor. Kafir, mükellef bulunduğu imana gücü yettiği halde iman etmiyor, küfrü seçiyor. Efendim, fakat kendi ihtiyarıyla kudretini imana sarf etmeyip küfre sarf ederek ne yapmıştır? Zayi etmiştir. Bakın, küfür sahibi,
Yani inkarcı kişi, kafir olan kişi, mükellef bulunduğu imana gücü yettiği halde ne yaptı? Kendi ihtiyarıyla kudretini imana sarf etmeyip, küfre sarf ederek imanını zayi etmiş, küfrü kazanmıştır. Ve kendisi küfrü kazanmış ve kendini küfrün adamı haline getirmiştir. İman edeceği yerde inkar etmiştir. Gücü, beşerin gücü dahilinde bulunmayan işler vardır ki, hiçbir gücün yetmediği bir iş İslam'da kimseye teklif edilmemiştir. Kıymetli efendiler, şimdi İmam-ı Azam'ın dünyaya ışık tuttuğu ilmi ışıklarından imanla ilgili, iman ilminin ışıklarından biri de peygamberler masumdurlar. Bütün peygamberler küçük ve büyük günah işlemekten, küfürden ve çirkin işlerden korunmuşlardır. Peygamberlerin peygamber olması için sıdık, emanet, fetanet, tebliğ, ismet, zekuret gibi sıfatları vardır. Bunlardan biri de ismet sıfatıdır. Yani peygamberler masumdur. Küfürden ve çirkin işlerden, günah işlemekten peygamberler korunmuşlardır. Hatta küçük veya büyük günah dahi işlemezler peygamberler. Hazreti Adem için, şimdi cennetteki o yasaklanmış ağaçtan o yediği zaman, o zaman peygamber değildi Adem aleyhisselam. Hazreti Adem için peygamber değildi. Efendim, peygamberlerin evveli Hazreti Adem, ahiri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi Hazreti Adem peygamberdir. Fakat cennette, cennetten çıkıp dünyaya gönderildikten sonra Hazreti Adem'in peygamberliği açıklanmıştır. Hazreti Adem peygamber değildir denemez. Peygamber değildir denirse o da küfürdür. 124 bin veya 224 bin gibi efendim sayılarla peygamberleri sınırlamamak gerekir. Çünkü peygamberlerin sayılarını da Cenab-ı Hak bilir. Biz ne kadar Allah'ın peygamberleri varsa, bütün peygamberlerin tamamının peygamberliğini kabul eder, tasdik ederiz. Şimdi peygamberler adam öldürmek gibi ve diğer günahlar gibi bir şeyler yapmazlar. Yine İbni Abbas bu adama şöyle cevap vermiş. 700'e 7'den daha yakındır. Büyük günahlar kaçtır diye sorulmuş da, 7 midir? Yani 7 derler bazıları da. Onlar temel teşkil edenlerdir. Fakat İbni Abbas 700'e 7'den daha yakındır diye cevap vermiş. İbn-i Sirin de Allah Teala'nın yasakladığı işler büyük günahtır demiştir. Cenab-ı Hak, bakın Nisa suresinin 31. ayeti kerimesinde ne buyuruyor?
İn teçteni bu kebaira ma tunhevne anhu nükeffir ankum seyyiatikum. Yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız kötülüklerinizi örteriz. İmam-ı Hasan ile Said bin Cübeyr, Dahhak ve diğerleri şöyle diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de korkutma ve tehdit zikrine yakın olarak gelen işleri yapmak büyük günahtır. En doğru görüş de budur demişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de korkutma ve tehdit zikrine yakın olarak gelen işleri yapmak büyük günahtır. En doğru görüş de budur demişlerdir. Bir kere de olsa farz ve vacipleri terk etmek büyük bir günah olduğu gibi haram olan bir işi yapmak da en büyük günahlardandır. Hiçbir farz terk edilemez. Hangi farzı terk ediyorsan en büyük günahı işliyorsun. Hangi haramı eğer işliyorsan en büyük günahı işlemiş oluyorsun. Allah'ın emirlerini yapmayan en büyük günahlar işliyor. Haramlara girip de haram işleyenler ise en büyük günahlar işlemektedirler. Bir kere de olsa farz ve vacipleri terk etmek büyük bir günah olduğu gibi haram olan bir işi yapmak da büyük bir günahtır. Tembellik sebebiyle bir kere de olsa sünneti terk etmek ise küçük günahtır. Bak o da günahtır. Büyük farzı terk edersen en büyük günahı ya işliyorsun, haram yersen en büyük günahı işliyorsun, sünneti de terk edersen bir günah işliyorsun, sünnet derecesinde bir günah işliyorsun. Bakın, mekruh olan işleri yapmak, sünneti terk etmekte ısrar etmek ve mekruh olan bir işte ısrar etmek de yine büyük günahtır. Çünkü mekruhlar birike birike büyüyor. Büyüyünce de büyük günaha ulaşıyor. Büyük günahlar ise zaten büyük haramlara ulaşmaktadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde şöyle bir hadis-i şerif vardır. 124 bin peygamberler hakkında 313'ü ise Resul'dür diye bir haber vardır. 313'ü ise Resul'dür diye. Bunların ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onlardan bir kısmını size hikaye ettik. Yüce Allah peygamberlerin bir kısmını bildirdi. Bir kısmını da zikretmedik, yani size bildirmedik diyor. İşte bu ayeti kerime Saffat suresinin 78. ayeti kerimesidir ki وَلَقَدِ اَرْسَنَّا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقُسُسْ عَلَيْكَ. İşte Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede bir kıssaları anlatılan peygamberler var. Anlatılmayan nice peygamberlerin olduğu da anlaşılmaktadır. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuli. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Kim? Bütün peygamberler.
Hepsi mümindir, Müslümandırlar. Bütün peygamberler. Bazı peygamberler kusur işlemiştir ama bunlar büyük ve küçük günah niteliğinde değil, zelle yani görülmeyecek, fark edilmeyecek kadar küçük zellelerdir. Peygamberlerden bir kısmının bazı kusur ve hataları olmuştur. Adem aleyhisselamın cennetteki ağaçtan yemesi gibi. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ Bu ağaca yaklaşmayın buyurmuştu Cenab-ı Hak. Muayyen bir ağacın kastedildiğini, o ağacın cinsiyetinin kastedilmediğini zannederek ağacın kendinden değil de cinsinden yemiştir. Bakın bu ya da dikkat, muayyen bir ağacın kastedildiğini, o ağacın cinsiyetinin kastedilmediğini zannederek, bak burada da bir kasıt yok, bir zan ve unutma veya aldanma var. Ağacın kendinden değil de cinsinden yemiştir. İşte burada yine peygamberin kasten, Adem aleyhisselamın kasten o ağaçtan yemediğini, fakat orada onu unutup muayyen bir ağacın kastedildiğini, o ağacın cinsiyetinin kastedilmediğini zannederek ağacın kendinden değil de cinsinden yemiştir. Burada bakın bir zan var. Olayı unutuyor veya kesin o haram olduğunu, olduğu için yemiyor. Nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah Teala günah işleyen bir kavim yaratırdı. Dolayısıyla bu kavim günah işlerler, Allah'tan günahlarının örtülmesini isterler. Yani tövbe istiğfar ederler, Allah da onların günahlarını örterdi. Kıymetliler, bunu da doğru anlamak gerekmektedir. İnsanoğlu beşerdir. Azi, cehli, gafleti olan insanlar mutlaka günahtan hali değil, günahları olur. Bunu bu manada anlamak gerekmektedir. Bir de Cenab-ı Hak iman edip tövbe istiğfar eden günahkarları affedeceğini söylüyor. İman, ameli salihle tövbe istiğfara devam etmelidir. Sofilerden ve kelamcılardan bazıları buna muhalefet etmişlerdir. Bunu bu hadisi şerifi Müslim-i Şerif rivayet etmiştir. Muhakkak benim kalbimi dünyaya ait bazı istekler kaplar ve ben günde 100 kere Allah Teala'ya karşı istiğfar ederim. Bu hadisi şerifi de Müslim-i Şerif rivayet etmişlerdir. Yine efendiler, Fahreddin Errazi şöyle diyor. Bil ki gayn kalbi kaplar ve bir kısmını perdeler. Bu ince bulut gibidir. Şimdi şöyle bir düşünmek lazım. Ümmetinde meydana gelecek ihtilafları, musibet ve günahları bildirdiği için Hazreti Peygamber bunu hatırladığı zaman kalbinde bir perde ve ıstırap hisseder. Dolayısıyla ümmeti için istiğfar ederdi.
Hazreti Peygamber bir halden daha üstün bir hale intikal ederdi. Sürekli Hazreti Muhammed yükseliş halindeydi. Onun istiğfarı bunun içindi. Yani bu halin en yüce bir hal olduğuna inandığı için istiğfar ederdi. Bu mana Cenab-ı Hakk'ın وَلَلْ اَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Muhakkak ahiret hayatı senin için dünya hayatından ziyade hayırlıdır. Üçüncüsü gayın, Allah'a muhabbet yolunda manevi bir sarhoşluk halinden ibarettir. Yani Allah sevgisiyle bunlar hak sarhoşlarıdır. Bunlar sevgi şarabını içmişler. Yüce Allah'ı bunlar çok özledikleri için vecd ile bunlar sarhoş olmuşlardır. Halkın daha iyi anlaması için bunlar hak aşıkları, yani ehli muhabbet. Allahu Teala'yı seven, Allah'ın sevdiği kulları ki bunların alameti şeriatı Muhammediye'ye sıkıca bağlıdırlar. Dini İslam'ın hiçbir emrine muhalefet etmezler. Benim Allah'a yakın öyle bir saatim vardır ki mukarreb meleklerden herhangi birinin benimle beraber olmaya gücü yetmez. İşte bu da lime Allahi sa'atun la yes'uni fihi melekun mukarrabun. Böyle bir hadisi şerif rivayet olunmuştur. Şimdi bu makamlara cem'ul cem makamı denmektedir. Efendim tasavvuf ehli bunları dile getirirler. İlim, iman ve amelin süsü ve ihsanıdır. İlim, iman ve amel süsü ve ihsanıdır. İhsan her ne kadar görmesen de Allah Teala'yı görür gibi ona ibadet etmendir. Çünkü Allah seni daima görüyor. Sen var olmadan önce yokluk halinde biliyordu seni, görüyordu. Yarattıktan sonra da varlık halinde seni görüyor. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Daimi görüyor, daimi biliyor. Hatırına Allah'tan başkası gelmemelidir. Kalbini Allah'a öyle bağla ki, kalbindeki hatıran tamamen Allahu Teala'ya bağlansın. Hazreti Peygamber'in kalbine Allah'tan başka bir düşünce geldikçe, bu düşünceden dolayı Allah'a karşı istiğfar ederdi. Nitekim bu manaya hocalar hocası kabul edilen Ebu'l-Hasan el-Bekri Arif İbnül Fariz da işaret etmişlerdir. Zahir ehlinin tevilidir. Bunlardan biri de kalp düşüncelerden, dünyaya ait isteklerden, şehvet düşüncelerinden, çeşitli meyil ve arzulardan boş değildir. Onun için daima Yüce Allah'a istiğfar halinde olunmalıdır. Hazreti Peygamber'in istiğfarı, ibadetlerin sonunu düşünmekten yahut taattaki noksanlıklardan
yahut nimetler karşısında şükürden aciz olmaktan dolayı idi. Rabiatül Adeviye'nin şu sözü de bu kabildendir. Bizim istiğfarımız çok istiğfarlara muhtaçtır demiştir. İşte kıymetli efendiler, demek ki doğru, gerçek istiğfar etmek, burada gerçek istiğfara işaret edilmiştir. Kadı Ebu Zeyd Usulü Fıkıh adlı kitabında vacip, müstahap, mübah ve zelle. Bunlar Hazreti Peygamber'den bilerek vaki olur. Uyan ve yanılan kişilerde olduğu gibi kendi iradesi dışında vuku bulan işlere itibar yoktur. Ve asa Ademu Rabbehu fe'gava. Adem Rabbine ihsan ederek şaşırdı. Efendim, bu da Taha suresinin 121. ayeti kerimesi. Efendiler, Adem aleyhisselamın bu zellesi peygamberliğinden önce idi. Daha önce de hatırlattığımız gibi peygamberlikten sonra böyle bir şey duyulmadı, görülmedi. Sümmeçtebâ rabbuhu, sümmeçtebâhu rabbuhu fetâb aleyhi fehedâ. Sonra Rabb'i onu seçip tevbesini kabul buyurdu ve ona doğru yolu gösterdi. Bu da yine Taha suresinin 122. ayeti kerimesidir. Haşviye efendim taifesini, şöyle bir taifesi muhaliftir ki kasten de olsa günah işleyebilirler demişlerdir ki peygamberler hiçbir zaman günah işlemediler. Bu taife ehli sünnetin dışındadır Haşviye'de. Peygamberlerin kasten küçük günah işlemeleri cumhura göre efendim caizdir demişlerdir. Küçük günah ki bu zelle, yani küçüğün küçüğü olarak zellelerden bahsedilmektedir. Cübbâ'yı ve ona uyanlara göre ise caiz değildir. Peygamberlerin yanılarak küçük günah işlemeleri ise ittifakla caizdir. Yine küçük, bunlar zelle. İmam-ı Azam'ın ortaya koyduğu işte görüşü, bakın diğer görüşlerle izahını yapmaktayız. Ki burada makbul olan görüş, İmam-ı Azam'ın peygamberler hakkındaki ortaya koyduğu görüştür. Ve sahih delillere dayalıdır. Vahiy gelmeden önce ise peygamberlerden büyük günahın çıkmasının mümkün olmadığına delil yoktur. Mu'tezile buna muhaliftir. Şia taifesi ise küçük ve büyük günahların gerek peygamberlikten önce, gerek peygamberlikten sonra onlardan çıkmasını caiz görmemişlerdir. Ehl-i sünnetin cumhuruna göre ihtiyar ve tercih edilen görüş, peygamberlerin sadece büyük günahlardan korunmuş oldukları, efendim ve zelle gibi küçük günahların, görünmeyecek şekildeki günahların olabileceği yöndeki görüştür. Ancak yanılma ve unutma yolu ile böyle bir hatanın sudur edebileceğini de söylemişlerdir ki buna zelle denilir.
Yani büyük küçük günah işlemez peygamberler. Zelle olabilir ki bu da artık elde tutulur, gözde görülür olmayan, görülmeyecek kadar küçük günahlara denmektedir. İsmet Allah Teala tarafından peygamberlere bir lütuftur. Yani peygamberler koruma altındadırlar. Günah işleyemezler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kesin kes en büyük peygamberi ve elçisidir. Nebisidir. Kuludur. Seçtiğidir. Mustafa'sıdır. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Yani seçilmiştir. Bu da Hazreti Muhammed'i iyi tanıması gerekir. Mümin olan kadın erkek herkesin. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah Teala'nın elçisi yani Resulü olup getirdiği şeriat kendinden önceki dinleri neshetmiştir. Yani önceki şeriatların hükmünü Muhammedi şeriat ortadan kaldırmıştır. Onları neshetmiş. Muhammedi şeriat nasihtir, önceki şeriatlar mensuhtur. Yani onların hükmü ortadan kaldırılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde La tudruni kema etratil nasara İsa. Hristiyanların İsa aleyhisselamı methettiği gibi beni methetmeyin. Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Hazreti Muhammed Allah'ın en büyük kulu, en büyük peygamberidir. İşte bu hadisi şerifi de Buhari Şerif, Ahmet bin Hanbel gibi kıymetli muhaddislerimiz rivayet etmişlerdir. Bütün alimlerimizin hepsine Allah çok mu çok rahmet eylesin, mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Onların ravzası nur üstüne nur olsun. Yine bakın ne buyuruyor Hac suresinin 52. ayeti kerimesinde. Ve ma ersenna min qablike min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna elka şeytanu fi umniyeti. Biz senden evvel hiçbir resul ve hiçbir nebi göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmış olmasın. İşte şeytanlardan da peygamberler korunmaktadırlar, korunmuşlardır. Ki şeriatlarının içine başka şey karışmasın diye. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sizden hiçbir erkeğin babası olmamıştır. Lakin Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusu olmuştur. Mâ kâne Muhammedin ebâ ehadim min ricâlikum ve lakin Resûlallâhi ve hâtemen nebiyyin buyuruldu. Rabbimiz böyle buyurdu. İsra gecesinde Allah Teala ona şöyle buyurdu. Ben seni yaratılış bakımından nebilerin ilki, gönderiliş bakımından ise sonuncusu kıldım. Dikkat edin, peygamberlerin ilk yaratılanı Hazreti Muhammed. En son gönderileni de Hazreti Muhammed'dir. Bu manadaki hadisi Bezzar'da Ebu Hüreyre'den rivayet etmiştir.
Er-Razi bu konuda şöyle diyor. Gerçek şu ki Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamberliğinden önce hiçbir peygamberin şeriatı üzerinde değildi. Hanefi alimlerinden araştırıcı olanların yanında tercih edilen görüş de budur. Çünkü Hazreti Peygamber hiçbir nebinin asla ümmeti değildi. Yani Hazreti Muhammed hiçbir peygamberin ümmeti değildir. Çünkü cihan şumul peygamber, en büyük peygamber Hazreti Muhammed'dir. Ancak o risaletinden önce de nebilik makamında idi. Çünkü peygamberlerin ilk yaratılanı Hazreti Muhammed'dir. En son peygamber gönderileni de odur. İbrahim Aleyhisselam ve diğer peygamberlerin şeriatından doğru keşifler ve gizli vahiy ile bu nübüvvet makamında kendisine görünen en doğru bir yolda amel ederdi. Adem su ile çamur arasında iken, Adem Aleyhisselam dikkat edin, Adem Aleyhisselam su ile çamur arasında iken ben peygamber idim diyor. Kim? Hazreti Muhammed. Daha Adem yaratılmadan önce ben peygamber idim diyor. Çünkü ilk yaratılan Hazreti Muhammed'dir, Muhammed-i Nur'dur. Ve kalem, levh-i mahfuz, akıl, işte Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmış, Hazreti Muhammed ıstıfa seçilmiş, Mustafa kılınmıştır. Bakın burayı unutmayın. Adem su ile çamur arasındayken ben peygamber idim diyor. Hadis-i şerif Hazreti Peygamber'in bu gölge alemi yaratılmadan evvel ruhlar aleminde nebilik vasfı ile vasıflanmış bulunduğuna delalet eder. Hazreti Muhammed ruhlar aleminde nebi peygamber idi. Daha diğer peygamberler yaratılmadan önce. Onun için Hazreti Peygamber'e mahsus bir vasıftır bu sıfat. Hazreti Muhammed'e mahsustur. Çünkü diğer peygamberlere verilmeyen nice vasıflar, dereceler Hazreti Muhammed'e verilmiştir. Hazreti Peygamber büyük küçük hiçbir günah işlememiştir. Kim? Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem putlara hiç mi hiç tapmamış. Göz açıp kapayacak kadar zaman bile Allah Teala'ya asla eş koşmamıştır. Küçük ve büyük hiçbir günah işlememiştir. Hazreti Muhammed hakkında da özel olarak İmam-ı Azam bunu İslam'ın amentüsüne koymuş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in tamamı keşfedildikten sonra, sünnetin tamamı icma kıyas, yani İslam'ın asli fer'i delilleri tamamen gözden geçirildikten sonra, bakın İmam-ı Azam Fıkhı Ekber'ine bunu da koymuştur ki İslam'ın amentüsünde Hazreti Muhammed'i iyi tanımak esastır. İman esaslarındandır. Afallahu anke lime ezinte lehum. Allah seni affetti. Onlara niçin izin verdin? مَا كَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُسْخَنَ فِي الْاَرْضِ Hiçbir peygamber için yeryüzünde ağır basmadıkça esirleri bulunmak, efendim,
bunlardan fidye almak vuku bulmamıştır. Ayetleri nail bulundukları en yüksek makama nispetle evlayı terk etmek manasına hamledilmiştir. Bazı anlar olur ki makbul olan daha makbul olanın önüne geçebilir. Ama makbul olan, eftal olan daha eftalin önünde bulunabilir. İşte Hazreti Muhammed'in bazen böyle bir durumu vuku bulmuşsa bunların günahlarla alakası yoktur. Yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem insanların peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu an, sonra Ömer bin Hattab, sonra Osman bin Affan, sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhumdur. Eşref-i mahlukat, bütün peygamberlerin derece itibariyle en üstün Hazreti Muhammed olduğu gibi, peygamberlerden sonra da en faziletli şahsiyetler Ebu Bekir Sıddık, Ömer Osman Ali radıyallahu anh'ın hazratıdır. Bunlar da insanlık aleminin en faziletlisidirler. Peygamberlerden sonra en başı bunlar çekerler. Ebu Bekir, Ömer Osman Ali radıyallahu anh'ın verdâ mecmai. Bu da ehl-i sünnetin İşte bu konudaki inancı ve görüşü budur. Şerhül Makasıt'ta büyük alimlerin şu görüşüne sahip bulundukları zikredilmektedir. Peygamberlerden dördü yaşayanlar zümresindendir. Bunlar da Hızır İlyas, yeryüzünde İsa ile İdris aleyhisselamlar da gökyüzünde yaşamaktadırlar. Bakın Şerhül Makasit'te büyük alimlerin böyle bir görüşü bulunmaktadır. Böyle bir görüşünün olduğu zikredilmektedir. Peygamberlerin dördü yaşayanlar zümresindendir diyor. Bunlar Hızır İlyas yeryüzünde, İsa ile İdris aleyhisselam da gökyüzünde yaşamaktadırlar diyor. İdris aleyhisselam dördüncü kat gökte, İsa üç veya ikinci kat gökte diye rivayetler vardır. Hazreti Ebu Bekir'in cahiliyet devrindeki ismi Abdülkâbe idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Abdullah adını vermiştir. Evet kıymetliler, Hazreti Ebu Bekir'in babasının ismi Ebu Kuhafe, Osman bin Amir bin Ka'b bin Sa'd bin Teym bin Mürre bin Ka'b bin Lüey bin Galib bin Fehir el Kureşi Es-Sıddık Et-Teymi'dir. Sıddık adını çok doğru olması, hakkı kuvvetle kabul etmesi, inancının ve tasdikinin kuvvetli olması dolayısıyla almıştır. Gelmiş ve gelecek evliyaların en üstünüdür. Dikkat et. Gelmiş ve gelecek velilerin, evliyaların en üstünüdür. Ebu Bekir'in velilerin en üstünü olduğu hususunda icma vaki olmuştur. Yani ümmetin bütün alimleri bu konuda ittifak etmişlerdir. Burada icma vardır diyor. Rafizilerin buna muhalefetlerine
itibar yoktur. Buraya Rafizileri ne yapmışlar? Muhalefet etmişlerdir. Fakat Rafizilerin karşısında icma ümmet var. Rafizilerin bu iddialarına hiçbir geçerli bir defa dini delilleri yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi yerine namaz kıldırmak için öne geçirmiştir. Peygamberin sağlığında imam olan ve Peygamberimizin teklifiyle imamlık yapan Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir başkalarını geçirmek istediği zaman Peygamberimiz asla ne Allah ne peygamber ne de ümmet razı olmaz demiştir. Yani Ebu Bekir'in Hazreti Muhammed'in sağlığında imam olması ve ondan sonra halife olması, bunlar rastgele olan şeyler değil. Bunlar yerli yerince olan şeylerdir. Onun için eshabın birini alıp birini atmaya sakın kimse kalkmasın. Eshab-ı güzinin tamamı gökyüzünde parlayan yıldızlar gibidir. Bunlardan 4 tanesi Hulefai Raşidindir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. En büyük parlayanların başında bu 4'ü gelmektedir. Ondan sonra güne bunların içinde bulunduğu aşere-i mübeşşere gelmektedir. Ve daha niceleri vardır. Onun için eshab-ı güzine dil uzatılmaz, onların arasındaki ihtilafları Allah'a bırakılır ve Resulüne bırakılır. Çünkü eshabı kimse yargılayamaz. Eshab-ı güzün hakkında kimse kötü düşünmesin, kötü söz söylemesin. Yezid melunluk yaptı diye eshabı kötüleyemesin. Günah işleyenindir. Yezid'in amelini kim işliyorsa o Yezid'dir. Yezid ne yapıyordu? Namaz kılmıyordu. Yezid şarap içiyordu. Yezid tambur çalıyordu. Yezid zina ediyorsa, Yezid ehli beyte düşman ise, bunları kim yapıyorsa o Yezid'dir. Yezid'in amelini işleyip de Yezid gibi davranıp da Yezid'e lanet okumanın da bir anlamı yoktur. Adam Yezid'in yaptıklarını yapıyor. Ondan sonra Yezid'e lanet okuyor. Tamam, Yezid'in yaptığını yapma, Hazreti Ali'nin yaptıklarını yap. O zaman Müslümansın. Hazreti Hasan Hüseyin rakı şarap içti mi? Namazı bıraktı mı ömründe bir kere? Kendin aldatma. Hazreti Ali, Hasan Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'in tümünü iyi bilen iyi Müslüman bunlar. Gerçek kahraman. Muhammed'in yolunda olan, eshabın yolunda olan, ehli beytin yolunda olanlar, Kur'an-ı Sünnet-i İçmai, bunları iyi bilen, müştehit alimlerle İçma ümmetle hareket edeceksin. Kendi başına gelip ayrı yan çekip Kur'an'dan bir kelimeyi bile doğru bilmiyorsun. Ondan sonra eshab-ı yüzüne dil uzatıyorsun. Ebu Bekir'e dil uzatıyorsun. Ömer'e, Osman'a dil uzatıyorsun. Ali'ye, Hasan'a, Hüseyin'e dil uzatanlar. Bu diller çürür çürür. Haddini bil. Radiyallahu anhum verdan mecmain. Allah eshabın tümünden razı olsun. Sürekli bunu oku. Radiyallahu anhum verdahum ecmain. Radiyallahu anhunne ve erdahunne ecmain. Bunu okumaya devam et. Eshabın erkeğine de kadına da bu duaları okumaya devam et.
aralarındaki ihtilafları, içtihadi durumları Allah'a bırak. Senin haddine düşmemiş onları yargılamak. Onun için Kerbela'yı da iyi anla. Kerbela olayı Kur'an'ın hakkı müdafaadır. Zalimlere karşı koymanın adıdır. Ve haramlara helal demenin adı değildir. Yezid'in yaptıklarını yaparak, ondan sonra da ben Kerbela'yı kutluyorum demek de yanlıştır. Yezid'in yaptıklarından vazgeç. Kur'an-ı Kerim'i doğru anla. Bugün hem Kerbela'yı kutluyor, hem Kur'an inkar ediyor. Bunun Kerbela ile Hazreti Hasan ile Hüseyin'le ne alakası var? Hazreti Hasan Hüseyin dünyanın en büyük kahramanları, en büyük değerli Müslümanları ve Ehl-i Beyt bunlar. Allah'ın, peygamberin yolundaki şahsiyetler. Efendiler, onların bağlandığı yüce değerler İslam'ın kendisidir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri. Sahih sünnetin tamamı. Onların bağlandığı yüce değerlere bağlan. Yanlışı taklit etme. Peygamberin, Ehl-i Beyt'in, Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunda icma-i ümmetle beraber hareket etmeye bak. Yanılma. Yanıltmasınlar seni, aldatmasınlar. Ensar'ın hepsi Hazreti Ebu Bekir'e biat etmişlerdir. Sa'd bin Ubade biat etmemiş sadece. Dikkat edin. Bugün Buhari ve Müslim'de bakın şu haber vardır. Hazreti Peygamber hasta olunca Ebu Bekir'i ve kardeşini bana çağır ki Ebu Bekir için bir yazı yazdıracağım. Peygamberimiz diyor. Ebu Bekir'i ve oğlunu çağır diyor. Yine ki Peygamberimizin hanımı İslam aleminin annesine diyor. Zira ben bir kişinin hilafeti temenni ederek ben Ebu Bekir'den daha liyakatlıyım demesinden korkuyorum. Kim diyor bunlar? Hazreti Muhammed söylüyor aleyhissalatü vesselam. Allah da Müslümanlar da Ebu Bekir'den başkasını kabul etmez. Bunu rivayet eden sahih-i Müslim ve Buhari şeriftir. Ve bu hadis sahihtir. Dikkat et. Buraya dikkat et. Ebu Bekir'den daha liyakatlıyım diye biri çıkar diyor Peygamberimiz. Böyle demesinden korkuyorum. Allah da, Müslümanlar da Ebu Bekir'den başkasını kabul etmez. Bu hadisi şerifi Sahih Müslim'e aç bak. Buhari şerifi aç bak. Hadisleri inkar ederek, Kur'an'ı inkar ederek de Müslümanlık olmaz. Adam Ebu Bekir'e hakaret ediyor. Ondan sonra da zannediyor ki ben Hazreti Ali'nin yolundayım. Ebu Bekir, Hazreti Ali bunlar iman kardeşleri. Bunların arasında kin yok, düşmanlık yok. Ve Hazreti Ali, Hazreti Ömer'in hilafet zamanında da baş hakimdi. Bunların arasını düşman gösterip de Müslümanları bölüp parçalamaktan kimin kârı var? Düşman böyle istiyor, sen düşmanın emrinde hareket ediyorsun. Düşman ağzına tükürmüş o sakızı çiğniyorsun. Ne Ali'ye toz kondurur bu Müslüman millet, ne Veli'ye, ne Hasan, ne Hüseyin'e, ne Ebu Bekir'e, ne Ömer'e, ne Osman'a. Bunlara toz kondurmaz, eshabın güzünün tamamına.
Yezid melundur, melundur. Yezid zalimdir, zalimdir. Yezid haindir, haindir. Onun yaptığını yapma. Tekrar ediyorum. Yezid namaz kılmazdı. Yezid zina ederdi. Yezid tambur çalıyordu. Yezid rakı şarap içiyordu. Yezid ehli beyte kast ediyordu. Kendi tahtını, mevki makamını. Çünkü hükümet elindeydi. Hilafet makamının eline geçirmişti. Emevi saltanatı yoluyla. Kendi saltanatını muhafaza etmek için ne yaptı? Ehli beyte bu hainliği yaptı. Bu zalimliği yaptı. Yezid'e kimse rahmet okumaz. Hiçbir Müslüman. Hiçbir Müslümana da senin Yezid deme hakkın yok. Sen Müslümanlara Yezid dediğin an sen Yahudi İbn-i Sebe'nin yolundasın. Bunu da unutma. Yezid'in günahları Yezid'e ait. Yezid'i hiçbir Müslüman sevmez. Hasan Hüseyin'i, Ehl-i Beyti radıyallahu anhü verdam ecmain her Müslüman canından fazla sever. Var mı bir diyeceği? Bu yanılgıdan vazgeç. Ne yapmış düşman? Emevilik, Alevilik işini daha sonra Sünnilik, Aleviliğe çevirmiş. Bunu düşman yapmış. Sünninin Emeviyle ne alakası var? Emevilik davasını Alevilik, bunu düşman çıkarıyor. Alevi ve Emevi olayını. Ondan sonra da Müslümanları bölmek için bakın Alevilik, Sünnilik konusunda Emeviliğin yerine Sünniliği koyuyor. Sünni kelimesinin anlamını biliyor musun sen? Sünni Hazreti Muhammed'in yolunda, eshabın Kur'an ve sünnetin yolundaki Müslümanlara denir. Sünnet Allah'ın kanunlarıdır. Hazreti Muhammed'in de kavli, fiili, takriri sünnetleridir. Onun için sünnetin özelde, genelde, kendi içinde birçok anlamlara geldiğini unutma. Hazreti Ali Kur'an ve sünnet yolundadır. Hazreti Ali sünnete bağlıdır, peygambere. Hazreti Ali sünnidir. Hazreti Hasan Hüseyin sünnidir. Hazreti Ali'yi sevmekle Alevi olunuyorsa her Müslüman da Alevidir. Her Müslüman Ali'yi sever. Radiyallahu anhü. Hasan Hüseyin'i sever. Ehli Beyt'i sever. Eğer Hazreti Ali'yi sevmek Alevilikse her Müslüman Ali'yi sever. Hasan Hüseyin'i sever. Ey Müslümanım diyen adamlar, kendi evinizi yakmayınız, kendi ordunuza top atmayınız. Kendi ordunuzu bombardıman yapmayınız. Müslümanların arasını açmak isteyen düşmandır. Bu oyunlara gelmeyiniz. Hakta hakikatta birleşiniz. Hakkın kaynağı belli. İmam-ı Azam'ı niçin zindan attılar, öldürdüler? Ehl-i Beyt tarafını tuttuğu için. Abbasi halifelerinden Cafer el-Mensur, İmam-ı Azam'ı zindanda öldürmesinin, zehirlemesinin sebebi ne? İmam-ı Azam Ehl-i Beyt tarafını, Hazreti Ali tarafını tuttuğu için. İmam-ı Azam'a da bugün dil uzatan serseriler var. İmam-ı Azam Ehl-i Beyt İslam yolunda, Kur'an yolunda canını vermiş. Allah'ın yolunda adam İmam-ı Azam düşmanlığı yapıyor. İmam-ı Azam'la, Cafer-i Sadık'la, Muhammed Bakır'la, Ehl-i Beyt'in imamlarıyla İmam-ı Azam'ın arasında bir problem yok. Bu problem cahillerin, zındıkların arasında. Müslümanları bölmeyin, parçalamayın.
Alevilik, Sünnilik olayı diye bir olay yok dünyada. Emevilik ve Alevilik diye davası vardı o gün. Emeviler belli, iktidarlarını ellerinden çıkarmamak için siyasi iktidar ellerindeydi. Aleviliği de bugün ne yapıyorlardı? Aleviliğin içerisinde İslami hareket, Hazreti Ali'nin tarafını tutanlar olduğu gibi düşmanın kışkırttığı, düşmanın iki tarafta da kullandığı kişiler vardı. İslam dini ne Emeviliktir ne Aleviliktir. Hazreti Hasan da Ali de Ehl-i Beyt de Kur'an ve sünnete Muhammed'e İslam'a bağlıdırlar. İslam kimsenin tek elinde değil. İslam Allahu Teala'nın ortaya koyduğu kanunu nizamdır. Allah'ın kurduğu kurumdur, onun nizamıdır. İlahi kanunlardan meydana gelir. Hazreti Ali de bunu güzel biliyor, oraya bağlanmış. Onun halifesi ve yeryüzünün en büyük kahramanlarından biridir. Onun için ne Ali'ye, ne Hasan Hüseyin'e, ne Ehl-i Beyt'e hiçbir Müslüman toz kondurmaz. Sahabiye de kondurmaz. Sahabinin hiçbirine. Günah işleyenindir. Günahı kim işlediyse Kur'an'la ispat et. Yargılama, hakimlik gücün varsa. Adam besmelenin anlamını bilmiyor, ahkam kesiyor. Böyle bir şansı sana, yetkiyi kim verdi? Şimdi kıymetliler, Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer'in fazileti de inkar edilemez. Hazreti Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü Ömer bin Hattab'tır. Onun da künyesi şöyledir. Ömer bin Hattab bin Nüfeil bin Abdülüzza bin Rebah bin Abdullah bin Kart bin Dirah bin Adi bin Kâb el-Kureyşi el-Adevi. Hazreti Ömer'in meşhur olan künyesi Faruk'tur. Yani hak ile batılı birbirinden ayırmak hususunda mübalağa edici demektir. Bakın Peygamberimizden sahih haberde şöyle deniyor. Peygamberimiz innel hakka yecri ala lisan-ı Ömer. Şüphesiz hak Ömer'in lisanı üzerinde gelir. Dikkat et buraya. Bakın bu hadisi şerifi Ahmed bin Hanbel müsnedinde. İbn-i Mace bakın bunların rivayet etmişlerdir. Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettik diye boş iddiada bulunanlara bakmaz mısın? O azgın şeytana karşı muhakeme olmak istiyorlar. İşte kıymetliler, Hazreti Ömer de Allah'ın dini İslam'a sıkıca sarılmış ve ikinci halifedir ve adaletiyle dünyada dillere destandır. Sen bu güneşi balçıkla nasıl sıvayacaksın? Nasıl örteceksin? 10 senelik takriben hilafeti zamanında dünyanın süper devletlerine boyun eğdirmiş. Yıldırım hızıyla İslam yayılmış. Adalet tecelli etmiş. Sen Ömer düşmanlığıyla nereye gideceksin? Yahud İbn-i Sebe'nin ağzına tükürdüğü bir sakız var, mikroplu. Tefrika, bölücü. Müslümanları parçalamak için. O sakızı çiğniyorsun, ağzından atın. Sana yakışmıyor. Adem Aleyhisselam'dan beri kıyamete kadar
hiçbir peygamberin iki kızını alan hiç kimseye nasip olmamış, Hazreti Osman da peygamberimizin iki kızıyla evlenmiştir. Hazreti Osman da Hazreti Ömer'den sonra, Hazreti Ali de en değerli şahsiyetlerdir. Hazreti Ali kerremallahu veçe Murtaza'dır. Peygamberimizin amcasının oğludur, damadıdır. Dünyanın en büyük kahramanlarındandır. Hazreti Ali peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma-tü Zehra'nın efendisidir, kocasıdır. Hazreti Peygamber'in amcasının oğludur. Hazreti Ali yüksek derecede ilim sahibiydi. Hazreti Ali çok büyük alimdir. Peygamberimiz, ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır diye de rivayetler vardır. Ene medinetül ilmi ve aliyyün babuha. Bakın bu da Feyzül Kadir'de, Tabarani'de rivayet edilmiştir. Ekzâküm aliyyün. Sizin en iyi hüküm vereniniz Ali'dir. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında baş hakim idi Hazreti Ali. Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la Ali'nin bir düşmanlığı yok ki. Bunların arasını düşman göstermek, peki hangi Müslümana ne kazandırır dünyada, ukbada? Müslümanları bölmenin, parçalamanın en büyük cinayet olduğunu bilmiyor musun? Peygamberin gökyüzündeki parlayan yıldızlar gibidir benim eshabım. Peygamber böyle diyor, sen eshaba dil uzatıyorsun. Yahudinin yaptığını, Siyonizmin yaptığını, dünyanın en büyük katil ve vahşilerinin yaptığını yapıyorsun. Hem de tutuyorsun, ondan sonra ben Müslümanım, şuyum veya buyum diyorsun. Eshaba dil uzatamazsın. O dillerin kurtlanır, çürür. Evet kıymetliler, gece ve gündüz onu halka imamlık yapmaya nasip etmesidir. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'i imamlığa nasip etmiştir. Hastalandığı zaman gece ve gündüz. Dini işlerimiz için seçtiği kişiyi dünya işlerimiz için nasip etmeye hiç razı olmaz mıyız? Peygamberimizin dünyadan Hakk'a yürümesiyle ne dedi Eshab-ı Güzün, Ensar ve Muhacirin? Peygamberimiz dediler, Ebu Bekir'i imamlığa tayin etti din işlerinde. Niye onu halife seçmeyelim ki? Dediler, ittifakla seçtiler. İçinden bir kişinin biat etmemesi bir şey ifade etmez ki. Hazreti Ali biat etmedi mi? Etti. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in üstünlüğü hakkında Ehl-i Sünnet alimleri arasında ittifak edilmiştir. Bu tertip Hazreti Osman ile Hazreti Ali arasında da aynendir. Rafizilerle Mutezile'nin çoğunluğu Hazreti Ali'yi Rafizilerle Mutezile'nin çoğunluğu Hazreti Ali'yi efendim Hazreti Ebu Bekir üzerine üstün tutmaktadırlar. Bakın Mutezile Ehl-i Sünnet'in dışındadır. Rafiziler de öyledir. Ehl-i Sünnet'in dışındadırlar. Bak Ehl-i Sünnet'e, icma ümmete muhalefet edenler sadece Rafiziler ve Mutezile'dir. Bunlar Hazreti Ali'yi Ebu Bekir'den üstün tutma gayreti içindedirler.
ehli sünnet vel cemaata, yani icmaya muhalefet etmektedirler. Ehl-i sünnet Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı seviyor. Hazreti Ali de canı gibi seviyor, canından fazla seviyor. Dikkat et, bu dini delillere dayanarak bir sıralama. Bu İslam anlayışı, alimlerin ilmi anlayışı, icma ümmetin. Yoksa Hazreti Ali'yi sevmeyen kimse olmaz. Her Müslüman sever. İnsanlara imamlık yapmasını Ebu Bekir'e Peygamberimiz emretmiştir. İmamlığa layık olan daha üstündür. Bunlar İslami ilmi delillerdir. Ebu Bekir'in, yani birinci halife olması, bunlar tesadüf diye bir şey değil ki. Peygamberimizin işaretiyle. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in damadı, amcasının oğlu. Onu da direkt hilafete işaret ederdi. Bak, etmemiş. Ebu Bekir'e işaret etmiş. Ama hiç yine eshabı, ensar ve muhacirin ittifakla Ebu Bekir'i seçmiş. Şimdi ensar, efendim, muhacirin, yani bunların hepsi mi yanıldılar? Haşa sümme haşa. Peygamber mi yanıldı? Rafızılar yanılmadı, Mutezile yanılmadı da, yani eshab yanıldı, peygamber yanıldı, bütün icma ümmet, Müslüman müştehitler yanıldı, öyle mi? Mantıken düşün, bu olacak şey değil. Ehl-i sünnet vel cemaata muhalefet etme. İslam kardeşliğini, birlik ve beraberliğini bozma. Hazreti Ali'yi sevmeyen kimse yok, herkes seviyor. Sevme desen de seviyor. Ali senin değil ki. Senin Ali ile ne alakan var? Hasan Hüseyin de senin değil. Müslümanlar canından çok sever Müslümanlar. Adam kendi tekelini almaya çalışıyor. Sen kimsin, Hasan Hüseyin kim? Onlar değerli şahsiyetler, o Hasan Hüseyinler radıyallahu anhü verdan mecmain. Ağzında haramlar dökülüyor. Ali'den bahsediyorsun. Ve başkasından bahsediyorsun. Bir defa şirkten temizlen, küfürden, haramdan, günahlardan temizlen, Kur'an-ı Kerim'in nuruna gel, İslam aydınlığına gel. O zaman temiz ağzınla okumaya başla. Kalbinde kalbi selim ile tevhid imanı bulunsun. Efendiler, işte İslami ilmi delillere bakmalıyız hep beraber. İlimle hareket etmeliyiz. Bugün canını Hazreti Ali'nin ehli beyt yoluna canını veren Hazreti İmam-ı Azam'ın Fıkı Ekberi'nin keşif notlarını veriyoruz. Dikkat edin. İlmi delillere dayanarak, bakın, Fıkı Ekberi'ni yazmış. Dört halife gerçek halifedir. İmam-ı Azam Fıkı Ekberi'ne bunu da almış. Geçmişte olduğu gibi bu dört halife hak üzerinde bakidirler. Hak ile beraber daimdirler. Onların hepsini severiz. İşte İmam-ı Azam öyle diyor. Şimdi Mervan suç işledi, Yezid suç işledi diye Hazreti Osman'a dil uzatabilir misin? Yapamazsın. Bu sapıklıktan vazgeç. Dört halife hak halifedir, gerçek halifedir. Şimdi burada Rafizilere yine reddiye vardır. Haricilere de reddiye vardır. Hazreti Ali ve ona uyanların, efendim, kafir olduklarını hükmediyorlar. Kim? Hariciler. Hariciler Hazreti Ali'nin kılıcını Nehrevan'da yediler. Hazreti Ali'ye dil uzatan sadece haricilerdir.
Ve onlar da Allah'ın kılıcını yediler. Darbeyi yediler. Bugünkü çağında haricileri var. Tek tük. Onlar ki, işte Müslümanlara hep arkadan vuranlar onlar. Düşmanla işbirliği yapan onlar. Arap çöllerinde hilafet ordularına karşı emperyalistlere yardım edenler, işte yakın çağın haricileri de onlardı. Hazreti Ali'ye dil uzatan hainler de haricilerdir. Hazreti Ali onları Nehrevan'da kılıçtan geçirdi. Çünkü hariciler Hazreti Ali'ye kafir dediler. Hazreti Ali yolundakilere de kafir dediler. İmam-ı Azam öldürmek için de başına kılıçla geldiler. Nitekim Allah'ın kılıcını onunla yediler. Ey bu çağın haricileri! Dikkat edin, yanlış yoldan ehl-i sünnete dönün. Yanlışı bırakın, hakka gelin. Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 100. ayetinde bakın nasıl övüyor eshabı, muhacirleri, ensarı. Allah'ın övdüğü kullara birileri dil uzatıyor. Şu ayete bak, Tevbe suresi 100. ayete. Bu diğer ayetlere de bak. Cenab-ı Hak ne diyor? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Muhacir ve ensardan İslam'a ilk girerek öne geçen Müslümanlar, bir de güzel amellerde bulunmak suretiyle onların izinde yürüyenler, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu bir ayettir. Ey Müslümanlar! Allah eshabı güzünden, muhacir ve ensardan ben razıyım diyor Allah Teala. Allah'ın razı olduğuna sen dil uzatacaksın, öyle mi? Çarpılırsın, darbeyi yersin. Haricinin başına gelen senin de başına gelir. Hazreti Ali'ye dil uzattı haricilerde ne oldu? Allah'ın belasına çarpıldılar. Eğer siz peygambere yardım etmezseniz, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani Mekke müşrikleri onu Mekke'den çıkardıkları zaman, ikinin ikincisi Hazreti Ebu Bekir ile beraber mağarada idiler. Bak, Ebu Bekir Hazreti Muhammed'in bir de hicret mağara arkadaşı. Ömründe bir kere muhalefet etmemiş. Bir kere karşı gelmemiş. Bütün varlığıyla tasdik etmiş. Maddi manevi kuvvetiyle Hazreti Muhammed'in yanında bulunmuş. Nasıl olur da sen böyle zat-ı muhteremlerle Hazreti Ali gibi şanlı şerefli bir kişiyle Ebu Bekir'i düşman gibi göstermeye, bu yalanlar, iftiralar uydurmaya ne hakkın var? O vakit Hazreti Peygamber arkadaşına şöyle diyordu. Yani Ebu Bekir'e Peygamberimiz mağarada şöyle diyordu. Düşman kapıyı kuşatmış. Üzülme, çünkü Allah'ın yardımı bizimle beraberdir. La tahsen, innallâhe me'anâ diyordu sevgili peygamberimiz. Bu da Tevbe suresinin 40. ayetidir. Kıymetli dostlarım, Kur'an-ı Kerim'i ile konuş. Kur'an'la konuş, sünnetle konuş. Düşmanın ağzıyla konuşma. Düşmanın sakızını çiğneme. İlimle, ilmi belgelerle konuş. Müslümansan. Uydurma haberleri, kaynağına inemediğin, eline geçiremediğin belgelerin elinde olmadan ilmi belgeler din adına konuşamazsın.
Müfessirler bu ayetteki peygamberin arkadaşı ifadesinden Hazreti Ebu Bekir'in kastedildiğinde ittifak halindedirler. Bak bütün müfessirler bu ayetteki kişinin Hazreti Muhammed'in arkadaşının Ebu Bekir olduğunda ittifak var. Bak bugün Cenab-ı Hak bu ayetle hem Ebu Bekir'i hem de peygamberimizi bakın zikrediyor. Sen şimdi hem Allah'a karşı koyacaksın hem peygambere, Ebu Bekir'e de dil uzatacaksın. Olur mu öyle şey? Biz Hazreti Ali'ye toz kondurmayız ama Ebu Bekir'e de toz kondurmayız. Bunu da bil. Kıymetliler, Ehl-i Sünnet'in bütün Müslümanlarını, Ehl-i Sünnet alimlerini ilmi delillerle ortaya konmuş müçtehitlerimizin ilmi delillerle ortaya koyduğu bir defa belgelere bakalım. Amentü'yü doğru okuyalım. Doğru da iman edelim. Doğru iman etmeden doğru iman olmaz. Doğru hak, bilgi, ilim olmadan da gerçek iman yine olmaz. Doğru ilmi ele geçir. Bütün sahabileri hayırla anacaksınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerini yalnız hayır ile anarız. İmam-ı Azam böyle diyor. Evet, şöyle bir bak. Hayrul kuruni karni. Peygamberimiz diyor ki en hayırlı nesil benim asrımın neslidir diyor. Şimdi Buhari Şerif'in git bak Buhari Şerif'te bu rivayet edilmiş. İzâ zükre eshabi fe emsiku. Eshabından bahsedildiği zaman dilinizi tutun. Eshabın arasında ihtilaf olmuş. İçtihadi, ilmi. Falan haklı, falan haksız diye senin hakimlik yapmana bir hakkın, selayetin yok. Dilini tut diyor. Kim? Peygamberimiz. Sen onların seviyesinde ilmi bir yetkin, ehliyetin var mı? Yine Peygamberimiz eshaplar hakkında ne diyor? Bak, eshabi ken nücumi bi eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm. Benim eshabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. İşte kıymetli efendiler, sevgili peygamberimizden bu haberde işte rivayet edilmiştir. Peygamberimizin eshaplarına dil uzatılamaz. İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle diyor. Bizim ellerimizi Cenab-ı Hak diyor, temizlemiştir. Dolayısıyla dillerimizi onunla bulaştırmamalıyız demiştir. Sahabe devrinde akan o ihtilafların durumunu sordular da böyle dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife de şöyle buyururlar. Hazreti Ali olmasaydı haricilerin hayat hikayelerini bilemezdik. Demiş, eshab hakkında hiçbir söz konuşmayanlardan biri de İmam-ı Azam'dır. Eshaba dil uzattırmamış, dil uzatmamıştır. Sadece ayetlere, hadislere, ilmi delillere göre İmam-ı Azam dünyanın en büyük allame-i cihanlarından biridir. Ve Hazreti Ali'nin soyuna sıkıca da bağlıdır. Hazreti Ali'ye, İmam-ı Azam'ın babası Hazreti Ali'ye hizmet etmiş, onun duasını almıştır. Biz imamlarımızın bir kısmını alırken öbürünü atamayız. Bütün
İslam alimlerinin hepsi kıymetli. Ama İmam-ı Azam bak eserler vermiş. Dünya Müslümanlarının 1/3'ü 14 asırdan beri Hanefi ekolünde mezun olarak gelmişler. İslam'ı iyi okuyarak gelmişler. Ve 4 mezhep ve ona yakın olan diğer müçtehitlerimiz İslam'a hizmet ederek gelmişler. İslami ekolde iyi okumuşlar. Sen de oku, ilmi konuş. İlmi delillerle konuş. Ayetsiz, hadissiz, kıyassız, elde belge olmadan din adına konuşmak, bu nedir? Dine en büyük kötülüğü yapıyorsun, haberin yok. Din babağın oyuncağı değil. Kur'an-ı Kerim'i doğru bilecektin, bileceksin A'dan Z'ye kadar. Sünneti bileceksin, delilleri bileceksin, kaynakları bileceksin, ilmi hareket edeceksin. Rastgele olmuyor bu iş. Yüce Allah İslam aleminin bütün Müslümanların kalplerini birleştirsin. Müminler kardeştir diyor Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de. Gerçek kardeş olmayı Allah nasibi müyesser eylesin.